Merhabalar, 4. sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık Demokrasi Dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. Doğru yanlış sorularıyla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Evet, 1. soru. Zengin insanların hakları daha fazladır. Yanlış. Bütün insanların hakları eşittir arkadaşlar. İnsanlar 18 yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur. Yanlış. İnsanların hakları doğuştan başlar. İnsan haklarını başkalarına devredemezler. Doğru arkadaşlar. Haklar başkalarına devredilemez. Çocukların oyun oynama hakları vardır. Doğru. Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır. Doğru. Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Hayır arkadaşlar. Bir başkasının hakkına dokunana kadar sınırsızdır. Fakat başkasının haklarını sınırlandırana kadar hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Yanlış. İnsan çevreye karşı sorumluluğu yoktur. Yanlış. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız. Doğru. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her insan eşittir. Doğru. Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Doğru arkadaşlar. Boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayalım. Bütün insanlar özgür, özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar arkadaşlar. Eşit'i yazdık. Temel haklarımız nokta nokta ile güvence altına alınmıştır. Anayasa ile arkadaşlar. Her insan 18 yaşına kadar çocuk kabul edilir arkadaşlar. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler nokta nokta olarak adlandırılır. Arkadaşlar yasa ile adlandırılır. Yukarıda yazılmayı unutulmuş. Şuraya yasayı ekliyorum ben. Yasa olarak adlandırılır. Beş, düşüncelerimi nokta nokta ifade etme hakkım vardır. Özgürce arkadaşlar. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak nokta nokta temelidir. Birlikte yaşamanın temelidir arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki verilen ifadeler tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları numarandırarak eşleştirelim. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Arkadaşlar baktığımızda hangisidir bu? Özel hayatın gizliliği. Yani buraya bir yazıyoruz. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Arkadaşlar düşünce ve ifade özgürlüğü. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Arkadaşlar bu din ve vicdan özgürlüğü. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hakkı 4. Kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunamaz. 5 kişi dokunulmazlığı hakkı arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki sorularla doğru ışıkları işaretleyelim. Doktor sizi muayene etmese hangi hakkımızı kullanmamış olursunuz? Düşünce, eğitim, dilekçe, sağlık. Sağlık hakkını kullanmamış oluruz arkadaşlar. 2. Okul kantininde alışveriş yapmak için sıraya giren bir öğrencinin bu davranışı için ne söylenebilir? Haksızlık yaptığı, adaletli olduğu, güç kullandığı, zorluk çıkardığı, adaletli olduğu söylenebilir arkadaşlar. Üçüncü soru insanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar? Arkadaşlar Doğumdan ölüme, doğumla başlar, ölüme kadar devam eder. Cevap, doğumdan 18 yaşına kadar yanlış, ölüme kadar, 18 yaşından ölene kadar yanlış, okula başlamadan önce yanlış. Cevabımız C şıkkı. 4. Haklarımızı ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerin hangisine yapılması yanlıştır? Yanlışı sorduğu için arkadaşlar kavga etmek yanlıştır. Anlaşma sağlamak doğru, yasal yollara başvurmak doğru, insan hakları kuruluşuna başvurmak doğru. Devam edelim 5 soruyla. Atalarımız Kurtuluş Savaşında düşmana neden savaş attı? açtı arkadaşlar? Dinlenmek için yanlış, Öz, özgürlük hakkı için doğru, para için değil, sağlık hakkı için değil arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır? Başkalarını iftira etmek saygısızlık, izin almadan başkasının eşyasını kullanmak saygısızlık. Başkalarına hakaret etmek saygısızlık. Birinin konuşmasını kesmeden dinlemek saygılı davranmaktır arkadaşlar. D şıkkı. Yedinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi dördüncü sınıfa giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir. Okul kıyafetlerini doğruba koymak, evin alışverişini yapmak onun görevi değildir anne babanın. Sofranın kurulmasına yardım etmek, her sabah yatağını düzeltmek onun sorumluluğudur arkadaşlar. 8. soruyla devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri çocukların da sahip olduğu haklardandır? Yaşama hakkı, çalışma hakkı değil, sağlık hakkı, eğitim hakkı. Baktığımızda arkadaşlar sahip olduğu davranışlar. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Odasını düzenli tutmak, okula zamanında gitmek, bir işte çalışmak. Çocuklar çocuklar çalıştırılamaz. Onun için sorumluluklarından biri değildir. C şıkkı. 10. soru aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir? Kamu denetçiliğinden yardım alabiliriz. Okulda ise okul meclislerinden yardım alabiliriz. İl ve ilçe insan hakları kurullarından yardım alabilir. Hastanelerden sağlık hizmetliğinden ediniriz arkadaşlar. 10 yanlış. Mıstık ve YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.